Değerli meslektaşlarım, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Evde Diyaliz Tedavileri başlıklı canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla mücadele devam etmektedir. Sağlık hizmetinin nitelikli ve güvenli sunumu için tüm sağlık çalışanları bu zorlu mücadelede görev almakta ve canlarını ortaya koymaya devam etmektedirler. Hepinizin bildiği gibi pandemi sürecinde bakım vermekte olduğumuz böbrek yetmezliği hastalarımız immün sistemleri düşük olduğundan risk grubunda yer alıyorlardı. Bu grubun içinde evde tedavi uygulayanlar virüse en az maruz kalan grup oldular. Temas ve sosyal izolasyonu bu süreçte kolaylıkla sağlayabildiler. Dernek olarak bu süreçte hem hastalarımızın hem de meslektaşlarımızın sağlığını korumak ve koronavirüs pandemisinin en az zararla atlatılmasını sağlamak için canlı yayınlar yaparak çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz. Bugünkü canlı yayınımızda ilk konuşmacımız pandemi sonrası evde diyaliz tedavileri, seçim kriterleri, neden periton diyalizi konusunu sunmak üzere sayın meslektaşımız Leyla Tekeli'ye sözü devrediyorum. Buyurun Leyla. Merhabalar, ben Leyla Tekeli. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi'nde çalışmaktayım. 26 yıllık diyaliz hemşiresiyim. Bunun 10 yılı hemodiyaliz, 16 yılı periton diyaliziyle geçti. Öncelikle katkı ve desteklerinden dolayı Profesör Doktor Ülver Derici hocama, Hasan Yeter hocama ve sevgili mesai arkadaşlarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca Ayten Hanım nezdinde bu programın hazırlanmasında katkısı olan herkese ve değerli zamanını bize ayıran siz katılımcılara teşekkür ederek sunumumu başlayacağım. Sunumumda size pandemi sonrası evde diyaliz tedavileri, seçim kriterleri ve periton diyaliz hakkında naçizane bilgilendirme yapacağım. Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Küresel düzeyde binlerce insanı etkileyen koronavirüs pandemisinde korunmak, devletlerin aldığı tedbirlerle yeterli onu. Yani korunmak için sadece devletlerin tedbir alması tek başına yeterli değil. Bunu destek olmak kişisel bazda önemli oluyor. Kişisel bazda tedbirler alınarak toplumun enfekte olmasının önlenmesi sayesinde hastanelerin ve sağlık sisteminin hasta yükü artışının önüne geçilmesi mücadelenin en önemli parçasını oluşturuyor. Virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla insanların evlerinde kalmaları, kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, toplu alanlarda bulunmamaları ve risk grubundaki insanların gerekli özeni göstermeleri sayesinde virüsün bulaşma zincirini kırmak mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandemisindeki en büyük riske sahip iki grubun ileri yaştaki kişiler ve kronik hastalığa sahip bireyler olduğunu bildirmiştir. Yapılan çalışmalar, COVID-19 nedeniyle ölümlerdeki en önemli risk faktörünün kronik hastalığa sahip olmak olduğunu göstermiştir. Kronik böbrek yetmezliği hastaları da yüksek risk grubundaki hastalardan olup insidans ve prevalansı artmaktadır. Pandemi döneminde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren hastalarda COVID-19 komplike bir durum ve ekstra sorun oluşturmuştur. Bu durum sağlık harcamalarında kişisel koruyucu ekipman kullanımının ihtiyacının artması, ekstra yer ve personel ayrılması gibi ek maliyetlere neden olmuştur. Periton diyaliz tedavisi gören hastaların tedavilerini evde uygulamaları, sürekli bir merkeze bağlı olmamaları, zorunlu olmadıkça hastane ortamında bulunmamaları nedeniyle enfeksiyonlara maruz kalma riskleri de daha az olmuştur. Böbrek yerine koyma tedavilerinden evde diyaliz tedavi şekillerinin değeri ise özellikle yaşadığımız bu pandemi döneminde daha fazla anlaşılmıştır. Pandemi döneminde diyalizini evde yapan hastalar
kalabalıktan uzak kalmış, ilaçlarını direkt alabilmiş, hastaneye zorunlu olmadıkça gitmek durumunda kalmamış, hemşiresiyle kolaylıkla iletişim kurabilmiş ve bu durum hastalarda hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlama sağlamıştır. Böbrek yerine koyma tedavi seçeneklerinin dünyadaki dağılımları ülkelere göre değişken, bu değişkenliğe ne kadar değişken olsa da ortalaması %20 olarak görünmekte. Şimdi bu pandemi döneminde ünit olarak başlattığımız bir durum belirleme gibi bir çalışma var aslında. Bu çalışma ortalama 150 peritonitis hastasını hedef alan bir çalışma. Bu çalışmada hastalar bu dönemde neler yaşadı, hangi risklerle karşılaştı, sorunlarını nasıl çözdü gibi bir çalışma. Bu çalışmanın verileri şu an yaklaşık 98 hastanın verisi geldi. Hani daha çalışma yayınlanmadı ama ön bilgi olarak söyleyebilirim. Hastaların %80'i bu pandemide stres yaşamış. Ondan sonra bunların %30'unun tansiyonu yükselmiş. %20'sinin bu tansiyonu yükselenlerin %20'si biraz volüm yükselmesi nedeniyle tansiyonları yükselmiş. Ayrıca yaşadıkları sorunları telefonla çözdükleri için de hastalar rahatlamışlar. Şimdi bu peritonitis yapan hasta grubunda 2018 yılın rejistre raporlarına baktığımızda genel hasta dağılımında renal replasman tedavilerinde hemodiyaliz %74.82'lik bir grubu oluşturuyor. Peritonitis ise 3.94, transplantasyon 31.24'lik bir pay sahibi. Ama yıl içindeki genel hasta dağılımına baktığımızda biraz daha ümit verici. Burada yıl içinde hemodiyaliz %78.85 hemodiyalize başlamış hastalar. Peritonitis'ine %7.24. Transplantasyon ise %13.91 gibi bir yüzde dilime sahip olmuş. Burada dikkat edilecek şey tüm diyalize başlayan hasta grubunun %57.47'si direkt acil olarak başlamış. Plansız, hazırlıksız diyaliz başlama oranı %50'nin üstünde yani. Bu da demek oluyor ki hastaların eğitilmesi gerekiyor. Bu hastaların eğitiminde hastalara düzgün ve düzenli eğitim vermek, planlı bir şekilde tedavilerin sağlanması, bu acil planlanan tedavilerin en aza indirgenmesini sağlayabilir diye düşünüyoruz. Hastaların tedavi seçeneği üzerinde karar vermelerini sağlanması ile preemptif transplantasyon ve ev diyaliz tedavilerinin de uygulanma şansının artabileceği düşünülmekte. Kronik böbrek yetmezliği tedavilerinde hastaya yaklaşımda bütünleyici tedavi yaklaşımı önerilmekte. Bunda nefrologlara erken yönlendirme en önemlisi. Hastaların glomeruler filtrasyon hızı %60'ın altına indiğinde hastaların bir nefroloğa gitmesi öneriliyor. Ama bu %30'un altında indiğinde mutlaka bir nefrologla hastanın irtibata geçmesi lazım. Bu bütünleyici tedavi yaklaşımında nefroloğa erken yönlendirme, preemptif nakil şansının zorlanması sonrasında, preemptif nakil şansı olmayan hastalarda ise ilk tercihin peritonitis veya ev hemodiyalizi olması gereklidir diye düşünülüyor. Haziran 2020 itibariyle Türkiye'de ev hemodiyalizi yapan hasta sayısı tüm özel merkezlerde 760, kamuda 86 olmak üzere toplam 846 hasta evde hemodiyaliz yapıyor. Yapılan bir çalışma son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların %64'ünün hem hemodiyaliz hem de peritonitis tedavisi için uygun olduklarını göstermiştir. Hastaların kendilerine uygulanacak tedavide söz sahibi olmalarını sağlanarak tedavinin başarısının olumlu yönde etkileneceği de bildirilmektedir. Hangi tedavinin hangi hastaya daha uygulanacağına hasta, hasta ailesi, nefrolog ve diyaliz hemşiresiyle birlikte karar verilmelidir. Diyaliz tipi seçimini etkileyen temel faktörlere baktığımızda hasta ile ilişkili faktörler, nefrologların yaklaşımı, hastanın tedavi tipini seçmesi, sağlıkçının hastayı seçmesi, sosyal faktörler, sağlık sistemi ile ilgili problemler, geri ödemedeki sıkıntılar, geç teşhis ve yetersiz prediyaliz bilgilendirme yer almakta. Diyaliz tedavi sürecinde ise süreç son dönem böbrek yetmezliği, prediyaliz eğitim, eğitim sonrası diyaliz tipinin seçilmesi, cerrahinin yapılması ve diyaliz olarak ilerlemekte. Hasta seçimi tedavinin başarısı için doğru atılması gereken en önemli adımdır. Peritonitis'in de başarı doğru hasta seçimiyle doğru orantılıdır. Hastanın uyumu,
tedaviye istekli olması, hijyenik şartları, yakınlarının desteği gibi pek çok faktör ise çoğu zaman medikal faktörlerin önüne geçmektedir. Medikal, demografik ve psikolojik durumu değerlendirilerek hastaların tedavi seçimindeki sınıflandırılması 5 ana gruba ayrılmıştır. Bu grubun genel olarak birincisinde periton diyalizine özellikle tercih edilen hastalar yer almakta. Sonra diyalizin endike olduğu hastalar, periton diyalizinin tartışmalı olduğu hastalar, periton diyalizinin pek tercih edilmediği hastalar, periton diyalizinin kontraendike olduğu hastalar olmak üzere 5 gruba ayrılmakta. Birinci grupta özellikle tercih edilen hastalar medikal olarak vasküler giriş problemi yaşayan hastalar, kardiyovasküler dengesizlik yaşayan hastalar medikal olarak özellikle tercih edilmekte. Demografik olarak ise 0-5 arasındaki çocuklar özellikle periton diyalizi için uygun hastalar. Psikososyal olarak hastanın özellikle periton diyalizini tercih etmesi, üniteden uzakta yaşaması, otonomi ve bağımsızlık isteği çok olan hastalarda yine özellikle periton diyalizi tercih edildiği gruplar arasında. Periton diyalizinin endike olduğu gruplar ise medikal olarak diyabetli hastalar, derin anemisi olanlar, HIV, hepatit pozitifi olan, medikal hastalığı olan hastalar endike grupta. Tüm yaşlar ve ırklar ise demografik olarak uygun, psikososyal olarak aktif hayat stili, sık seyahat eden hastalar ve iğne korkusu yaşayan hastalar da periton diyalizi için endike grupta yer alıyor. Üçüncü grup ise periton diyalizinin tartışmalı olduğu grup. Yani olabilir de olmayabilir de. Bunda medikal olarak obezite, karın yapısının geniş olduğu hastalar, işte polikistik böbreği olan hastalar, asiti olan hastalar, hernisi olanlar, körlük yaşayanlar medikal olarak tartışmalı grupta. Demografik olarak huzur evinde yaşamak tartışmalı grupta. Psikososyal olarak ise ciddi depresyon yaşayan ve uyuşturucu, alkol gibi bağımlılığı olanlar da tartışmalı grupta yer alıyor. Periton diyalizi için pek tercih edilmeyen hastalar ise malnütrisyonu olanlar, ostomisi olanlar, işte hiatal hernisi olan gibi medikal rahatsızlığı olan hastalar pek tercih edilmiyor. Demografik olarak evsiz olanlar, bir ay içinde hemen nakil olacak hastalar da pek tercih edilmiyor. Psikososyal olarak kötü hijyen, uyumsuzluk ve demansı olan hastalar da periton diyalizi için pek tercih edilmeyen grupta. Periton diyalizinin kontraendike olduğu grup ise medikal olarak batında sorun yaşayanlar, yani ciddi enflamatuar bağırsak hastalıkları, akut divertikülit, aktif iskemik bağırsak hastalıkları ve abdominal apseler medikal olarak kontraendike. Psikososyal olarak ciddi psikolojik rahatsızlığı olanlar, entelektüel yetersizliği olan ve yardımcısı olmayanlar da yine kontraendike grubu oluşturuyor. Avrupa En İyi Renal Klinik Uygulamalar Komitesi periton diyalizinin ilk tedavi modeli olarak önermekte, ancak bu zorunlu bir tercih değil. Günümüzde çoğu Avrupa ülkesinde renal replasman tedavi seçeneklerinin hepsi hakkında bütün hastalara bilgi verilmesi zorunlu hale getirilerek hastaların kendileri için en uygun tedaviyi seçebilme imkanı sağlanmıştır. Seçilen tedavi modelinin bütün hayatı boyunca uygun tedavi olarak devam etmeyebileceği, gerekli olduğunda diğer tedavi modellerine geçilebileceği konusunda bütün hasta grubu eğitilmelidir. Bu nedenle diyaliz önceki dönemde bilgilendirmede hiçbir tedavi hakkında olumsuz sözler söylenmemelidir. Son yıllarda dünyada birkaç merkez fiziksel ve mental problemi olan hastalar için yardımcılı periton diyalizi uygulaması başlatmıştır. Bu yöntemde periton diyaliz tedavisini evde bir hemşire, yardımcı personel veya hasta yakını yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu yöntemin merkez hemodiyalizinden daha ucuz olduğu da bildirilmektedir. Dünya genelinde diyalize yeni başlayan yaşlı hasta sayısı da artmakta. Periton diyalizi yaşlı hastalarda uygulama kolaylığı sağlarken AV füsür gereksinimi olmaması, hipotansiyon, aritmi riskinin daha az olması ve en önemlisi diyaliz merkezine ulaşım sorunu yaşamaması gibi bir avantaj da sunmakta yaşlı hastalarımıza. Ancak bazı hastalarda komorbid ve kognitif problemler nedeniyle yardımcılı periton diyalizi gereği de doğabilmekte. Konjestif kalp yetmezliği de son dönem böbrek yetmezliği hastalarında giderek artmakta.
Bu hastalarda sıvı yüküne rağmen düşük kan basıncı mevcut. Bu durum hemodinamizde kuru ağırlığa erişmek için yapılan ultrafiltrasyon sırasında yaşanan hemodinamik sıkıntının esas sebebini oluşturuyor. Periton diyalizde daha yavaş ve uzun süreli ultrafiltrasyon yapılabiliyor olması bu hastalar için daha konforlu bir seçenek olmaktadır. Periton diyalizinin birçok merkez tarafından konjestif kalp yetmezliği ve yaşam kalitesini düzelttiği de çalışmalarla bildirilmiştir. Ayrıca periton diyalizin uygulandığı süre boyunca damarların kullanımını azaltıp koruması sayesinde hasta sağ kalım süresine etkisinin yadsınamayacak kadar çok olduğu düşünülmekte. Periton diyaliz tedavisinin tüm avantajları yanında belki de en önemli avantajı rezidüel renal fonksiyonun daha iyi korunması. Periton diyaliz hastalarının çoğunda 2 yıl boyunca rezidüel renal fonksiyonun korunduğu bilinmekte. 2001 Canusa, 2002 Adamex ve 2003 Nefesat çalışmalarında benzer sonuçlar bulunmuş ve rezidüel renal fonksiyondaki 10 litrelik artışın ölüm riskini %12 azalttığı gösterilmiş. PD seçen hastalarda eşlik eden hastalık indeksinin de daha düşük olduğu saptanmıştır. Entegre tedavide 5 yıllık sağ kalım oranı PD ile devam edenlerde daha iyi, ancak hemodiyalizle başlayıp devam edenlerde aynı bulunmuştur. Periton diyalizi ile erken dönemde rezidüel renal fonksiyonların daha iyi korunmasının daha düşük mortaliteye neden olduğu ve bu yüzden entegre tedavi yönteminin ideal olabileceği sürülmüştür. Yani önce PD, sonra devamında hemodiyaliz tercih edilmeli. Diyaliz sırasında hastaların mobil olabilmesi, okula gidebilme, çalışabilme ve seyahat edebilme özgürlüğü sunmaktadır. Tüm diğer avantajı yanında periton diyalizi uygularken hastalar kontrolleri dışında da periton diyalizi ile ekibi ile iletişim kurabilme konforuna da her zaman sahipler. Günümüzde hastalarla iletişim kurmak için interaktif teknolojiyi kullanan hastanelerde eskiye oranla hasta memnuniyet skorlarında arttırıldığı gösterilmiştir. Özellikle yeni nesil APD uygulayan hastalarda tedaviye uyum artarken yaşanan sorunların azalması da takip ve tedavide önemli bir avantaj sağlamaktadır. Yani uzaktan takip ettiğimiz ve APD yapan hastalarda memnuniyet oranları, medikal olarak onları daha iyi kontrol edebilmemiz, sorunların azalması daha iyi güncellenmekte. Yani APD ile hastalarda daha medik olarak daha takibimiz daha iyi, onların skorları daha iyi, sorunları daha iyi olduğu gösterilmiştir. Seçilen diyaliz tedavisinin tipi ve modalitesi hastanın yaşam kalitesini, bu ise tedavinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Doktor, hasta ailesi ve periton diyaliz hemşiresi daha kaliteli bir yaşam sağlayacağına duydukları inancın etkisiyle uygulanacak diyaliz tedavi tipine karar vermektedirler. Diyaliz, hasta hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Diyalizle birlikte hastanın normal yaşantısında birçok değişiklik yapması gerekmektedir. Bu değişiklikleri hayatlarına adapte etmelerine yardımcı olunarak yaşamlarını daha iyi organize etmeleri sağlanırsa diyalizle yaşamak hastalar için daha kolay bir hale gelir. Diyaliz, hasta için nefes almak, hayata hakim olmak, yaşamak demektir. Zamanında tanı koyup etkin bilgilendirme yapıyor, doktor, hasta ailesi ve hemşire ile birlikte karar verebiliyorsak, işte o zaman hasta için en uygun tedavi tipini seçiyoruz demektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel sunumu için Leyla Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen soru ve katkıları iki konuşmacımızın konusu bittikten sonra birlikte tartışarak cevaplamaya çalışacağız. Şimdi ikinci konuşmacımız Sayın Ayperi Eyüboğlu. Periton diyalizinde başarının anahtarı hasta eğitimi konusunu sunacaklar. Evet Ayperi Hanım, buyurun söz sizde. Sayın Başkan, kıymetli katılımcılar, hepinize iyi akşamlar. Pandemi sürecinde teknolojik olarak gerçekleştirilen bu güzel toplantıdan sizlere hitap ediyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Hepinizi selamlıyorum, hoş geldiniz. Haziran ayının bu güzel cuma akşamında
davete icabet etmişsiniz, buradasınız, göstermiş olduğunuz ilgiye de ayrıca teşekkür ederim. Bir iki dakika sizlere kendimden bahsetmek isterim. Çalışma hayatıma kalp damar cerrahisinde başladım. 30 yılın son 20 yılı peritonealiz ünitesinde geçti. Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı 6 branş hastanesi var. Onlardan biri de bizim 5 katlı hastanemiz. Ayrı nefroloji binası olarak konumlandırılan ender hastanelerden biriyiz. Hastanemizin 82 yataklı, 2 hemodiyaliz ünitesinde 36 cihazı ile 60 program hastasına ve yatan hastalara hizmet veriyor. Günlük ortalama 75 civarı hasta kabulü yapan 3 polikliniği mevcut. Bir ayaktan tedavi ünitesi şu an itibariyle 102 peritonitis hastasına hizmet veriyoruz. 2019 peritonit insidansımız 57.8 hasta ayına 1. Burası bizim ünitemizin hasta eğitim odası. Küçük bir toplantı salonu olarak düzenledik. Burası da değişim odamız. Hastanemizin 4. katındayız. Bu koridor komple peritonitis ünitesine ait. Güzel bir hastanede güzel insanlarla çalışıyorum arkadaşlar. Allah iş ortamında hepinize birbirini geliştiren, destekleyen, koruyup haklarını gözeten insanlarla birlikte çalışmayı nasip etsin. Kendilerine şifa dağıttıkları nice güzel, mutlu yıllar diliyorum. Peritonitis ekibi, sevgili çalışma arkadaşlarım. Konumuza peritonitis nedir'i farklı bir bakış açısıyla anlatarak başlamak isterim. 2010'lu yıllarda bir hastamız suisit girişiminde bulundu. Bunu gerçekleştirmek için kendini balkondan atmadı, bileklerini kesmedi ya da ne bileyim bir kutu ilaç içmedi. Hayatına son vermek için peritonitis kateterini kökünden kesti. Sizleri onların gözünden bu tedavinin önemini anlamak için bu bakış açısıyla olaya bakmaya davet ediyorum. Bize hastanın ameliyattan geldiği haberi geldiğinde tüm ekipler kendi işlerine koyulmaya başlamıştır. Biz deriz eğitimini planlayalım, kateterini değerlendirelim, doktoru der, tedaviyi planlayalım, tedarikçi der, sevkiyatı planlayalım. Biz kendi işlerimize kanalize olduğumuz anlarda o gün bir hasta hayata bağlanmıştır. Sisiç kateteri zamanla incelmiş, uykusunda kopmuş ya da delinmiş bir hastanın yüzündeki dehşeti gördünüz mü? Gözyaşlarını, hasta yakınlarının yüzündeki endişeyi, yaşadığı paniği görmeyin. Hayat onlar için karınlarından çıkan silikon bir hortumdur. Bu bilinçle sunumuma başlıyorum. Yetişkin eğitimi denilen bir kavram var. Sizin de bildiğiniz gibi 6 yaşında cıvıl cıvıl nevertheniz alan miniciklerin eğitiminden farklı. Çünkü karşınızda gelişimini tamamlamış, benlik algısı gelişmiş, oturmuş alışkanlıkları olan, sosyolojik olarak toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilen, psikolojik açıdan da kendi yaşamını kontrol edebilen, özgüveni, öz saygısı gelişmiş bireyler var. Yetişkinler ihtiyaçları doğrultusunda öğrenirler, eğitimde rahat ortamlardan hoşlanırlar, dayatmalara karşı direnç gösterirler, deneyimlerine saygı duyulsun isterler, öğrenmeye hazır olduklarında öğrenirler, en kolay kendilerini güvende hissettikleri ortamda öğrenirler. Hasta eğitiminin yapılmış çok güzel bir tanımı var. Hasta ve ailelerinin sağlık durumlarını iyileştirmek, uygun olmayan sağlık davranışlarını değiştirmek için kanıta dayalı bilgileri aktaran, yapılandırılmış, bireyselleştirilmiş ve metodolojik bir süreçtir. Hasta ve ailesinin tıbbi ve tedavi bakıma uyumunu teşvik eder, sağlıklı yaşam biçimleri geliştirmeyi amaçlar. Siz bunun üzerine hastalığını bilmiyorsa yaşadığı şoku, hayat düzeni değişecek yaşadığı endişeyi koyacaksınız. Kan değerleri yükselmiş, algısı zayıflamış, işimiz her basamakta zorlaşıyor, yaşına ve hastalığına bağlı mental olarak gerilemiş bir hasta da kalıcı olarak davranış değişikliğine niyet edeceksiniz. Kronik bir hastalıkta hastalığı ortadan kaldırmak mümkün olmadığı için amacımız fiziksel,
emosyonel ve sosyal anlamda tümüyle genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik. Tedavi sürecinde hastanın kronik hastalıklarıyla birlikte yaşama adapte olmaları hedeflenmektedir. Evinde diyaliz tedavisini güvenli bir şekilde sürdürebilmesi, kendi kendine yeterli olabilmesi, uygulama tekniğini ev ortamına adapte edebilmesi, olası sorunlarla baş edebilmesini öğrenmesi de bu tedavideki amacımız. Periton diyalizinde başarının anahtarı eğitimse, o anahtarı elinde tutan kişi de periton diyaliz hemşiresidir. Bu nedenle sürekli eğitim ile hemşirenin bilgi ve deneyimini arttırması esastır. Güncel bilgilerin takibi, deneyimli hemşire ekipleriyle sürekli görüşme, konferans ve toplantılara katılım, çalışma hayatının bir parçası olmalıdır. Profesyonel organizasyonlarda, komitelerde, projelerde yer alma, etkin bir hemşirelik süreci için gereklidir. Tüm bu etkinlikler ışığında klinik uygulamalar daha kaliteli hale gelecektir. Etkin, güvenilir ve yeterli hasta bakımının sağlanması için de nefroloji ekibinin diğer üyelerinde olduğu gibi periton diyaliz hemşiresi de sürekli bir öğrenci olmalıdır. Yine PD hemşiresinin zor koşullarda verdiği eğitimi şöyle bir güzelleştirecek eğitim materyallerinin çağı yakalayacak şekilde revize edilmeye ihtiyacı var. Hasta profilindeki değişme ihtiyacı daha da arttıracak. Telefonlara uyumlu aplikasyonların, programların internet ortamında hastanın anlayacağı dilde hazırlanmış bilgilendirme videolarının hazırlanarak çalışan biricik kıymetli meslektaşlarımın sahada elinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. PD hemşiresinin hastalığının klinik durumlarını değerlendirecek yetilere ve klinik deneyime sahip olması gereklidir ki periton diyaliz tedavisiyle ilgili komplikasyonlar erken tanınıp tedavi edilebilsin. Bu da çok vaka görmekle doğru orantılı. Ne kadar çok vaka görürseniz o kadar çok tecrübe sahibi olursunuz. Ne kadar çok eğitim verirseniz her hastada siz de gelişirsiniz. Kliniğimizde hastanın tansiyonunu ölçerken duyduğu taşikardiden huylanıp çektirdiği EKG'sinde hastanın atrial fibrilasyonunun tespit edilmesi ekibi çok şaşırtan bir durum değildir. Çünkü defalarca olmuştur. Yine geçen gün bir hastamız kontrole geldi. 40 kilogram. Dedim nasılsınız, var mı bir şikayet? Dedi ki boynum, belim, diz kapaklarım ağrıyor hemşire hanım. Siz bunu bu şekilde dosyaya yazarsanız iş adenomik kemik hastalığına bağlanır. Ama dedim ki torun nasıl, kaç kilo? Biliyorum torununa bakıyor. 10 kiloyu geçti deyince artık kaldırmasan iyi olur dedik. Hastayı tanımak önemli arkadaşlar. Periton diyalizine başlayacak hastalar genellikle o sıkıntıdan değişimlerinin birinci derecede bir yakınlarının tarafından yapılmasını isterler. Biz yapabilecek durumda olanları kendilerinin yapması konusunda yüreklendiririz. Hastaya söylerim, burada demişler boynun neden kalın? Demiş kendi işimi kendim yaparım. Yapmazsan istedikçe incelir, istedikçe incelir, sonra boynun kıldan ince olur. Yine yapmaya istekli hasta yakınlarını da ne kadar büyük bir sorumluluğun altına girdiklerine dair bilinçlendiririz. Bu işin yazı yok, kışı yok, bayramı yok, tatili yok, canım istemiyorum yok, bugün eşimle kavga ettim, küsüm, haydi yapmıyorum yok. O diyalizin saati geldiği anda hayatta o diyalizden daha önemli bir şey yok. Anlaşmaları baştan yaparız. Nitekim akut dönem geçince diğer aile bireyleri de yaşadığı duygusal travmaları atlatınca her iki tarafta yeni hayatlarına adapte olduklarında bazen tatsız durumlar yaşanabilmekte. Hayat hep aynı ritminde devam etmiyor. Biz bunun bu zamana kadar çok çeşitli varyasyonlarını gördük. Eğitim alan eş yapmak istemiyor, boşanmalar gerçekleşiyor, bel bağlanan çocuklar evleniyor, gidiyor. Hasta olan değil, sağlıklı olan eş vefat ediyor. Bu nedenle eğitimi alanın kim olduğu önemli. Yine bütün kronik hastalıklarda olduğu üzere aile desteğinin sürekli arz etmesi ve hastadan vazgeçmemeleri önemli. Yıllar önce yaşlı gibi görünen ama yakından bakınca yaşlı değil de böyle çok yıpranmış olduğunu anladığınız bir hastaya periton diyaliz kateteri taktık. Kendisi yapacak durumda olmadığı için
bir cengaver arayışımızda bir bayan kendisini yapacağını söyledi. Hastanın nesi oluyorsunuz dedik. Ya ablam olur dedi. Aynı evde mi kalıyorsunuz? Evet, aynı evde kalıyoruz. Tamam, güzel, kateter takıldı. Eğitimini verdik. Her şey yolunda. Her şey çok güzel. Taburcu ettik hastayı. İlk kontrol günü geldi. Hasta gelmedi. O zaman böyle cep telefonları falan da yok. Hastayı arayamıyoruz. Biz bir hastanın endişesine kapıldık. Zaman geçti, gelmiyor. Dedik galiba öldü. Daha sonra eşi hastayı acile getirmiş. Bizim öğrettiğimiz hasta kumasıymış. Ve hastanın diyalizini yapmamış. Bir de ikisi birden ekibi kandırmışlar. Güzel ülkemizin acı gerçeklerinden ne yazık ki. Ölse adli vaka olurdu. Ne demiştim, diyalizi yapan önemli. Bu işi şu hasta grubunda yapsak iyi olur, bu hasta grubunda yapmazsak iyi olmaz gibi bir sonuca bazen varamıyoruz. Biz bunu gecekonduda yaşayan hastaya da yaptık, villada yaşayan hastaya da yaptık, okuması yazması olmayana da yaptık, doktora yapmış olana da yaptık. Bazen beklediğinizin tersi sonuçlar alınabiliyor. Ekstrem örneklerimiz var. 17 yıl hemodiyalize giren damar yolu sorunundan dolayı zorunlu PD'ye aldığımız bir hastamızın PD'de 6. yılı kontrole geldi bu hafta. Hoş geldiniz, korona günleri nasıl geçiyor dedim. Hanım rahat bırakmadı dedi hemşire hanım. Beni full çalıştırdı. Bu kişinin kanunen %90 özürlü raporu alma hakkı var. Kendisinin korona eserini görüyorsunuz. Bunu tek başına yapmış. Arka bahçesi ve ön bahçesi. Periton diyaliz tedavisinin yaşam kalitesine ve şekline etkisi konulu slaytımız arkadaşlar. Yine kliniğimizde takip ettiğimiz 15-20 yıl arası bu diyaliz yapan hastalarımız var. Bunlardan iki tanesi bir defa bile peritonit olmadılar. Diyalizle geçen 20 yıl arkadaşlar, başladıklarında ilkokula gidiyor çocukları. Oğulları bilgisayar mühendisi oldu, kızları diyetisyen oldu. 20 yılını dolduran ve 13. yılında kaybettiğimiz iki hasta, bunların ortak özellikleri, birinin eşi doktor, diğerinin eşi hemşire olması. Yine bu tedaviyi 3 doktora ve bir hemşireye uyguladık. Hemşire olan işi obsesif kompulsife bağladı. Kontrole bir geldi, elleri bileklerinden yara. Başta hafifti, sabununu değiştir dedik. Sonra geldi, kontrole durum vehamete gidiyor, dermatolojiye gönderdik. Sonra bir sorguladık ki eve cerrahide ameliyat öncesi el yıkarken kullanılan fırçalardan almış. Her diyaliz öncesi ellerini fırçalayarak 3 dakika antiseptikli sabunla ve arkasına dezenfektan solüsyonla diyalizini gerçekleştiriyormuş. Dedik yapma etme, böyle olmasın, kendisinin ellerini yıkamaktan alamadığını söyledi ve peritonit olmaktan çok korktuğunu ifade etti. Yine diğer yandan 3 doktor hastamız oldu. Bir ürolog, bir fizik tedavi uzmanı ve bir göz doktorumuz. Onların hayat felsefeleri şifa dağıtmak üzerine olduğundan çalışma hayatları devam etti. Böyle olunca bir tanesinin yakasına pseudomonas yapıştı. Diğeri de kliniği ağır, iki peritonit atağı geçirdi. Ben buradan şu sonuca vardım. Sağlık profesyonelleri konuya hakimiyetlerinden ve fedakar karakterleriyle sevdiklerine örneği görülmemiş, hayranlık uyandıracak kadar ilgili olmalarına rağmen aynı özeni kendilerine gösteremiyorlar. Evet, slaytımla ilgili şu an bir sorunum var. Evet, çözdük. Hasta eğitimi nasıl yapılmalıdır? Eğitime giriş önemli. Yetişkin hastalar diyalize başladıklarında farklı duygusal veya fiziksel durum içerisinde olabilirler. Hayatlarında yeni bir dönüm noktasındadırlar. İyi iletişim, öğrenme yoğunluklarını önemli oranda etkileyecektir.
Hastalar eğitimden neler beklemeleri gerektiğini bilmezler. Diyalizin hayatlarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeye kapılmış olabilirler. Veya bu yeni sorumlulukla nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilmiyor olabilirler. Eğitim başlangıcında iyi eğitim kurmak, iyi iletişim kurmak ve hasta yakınlarını, eğitimlerini kontrol edebileceklerine inandırmak güven demektir. Hasta ile geçirilen süre tüm zaman ne kadar olursa olsun sadece hastaya ayrılmalıdır. Hastaların dikkat süreleri kısa olduğundan 15-20 dakikalık eğitim seansları düzenlenmelidir. Hastaların algılama ve konsantrasyon seviyeleri düşük olduğu için fazla tekrara ve olumlu zorlamaya gerek duydukları unutulmamalıdır. Eğitimde mutlaka hastanın anlayacağı kelimeler kullanılmalı. Anlatılanları anladıklarından emin olunmalıdır. Her aşamada neler olacağı anlatılmalı, soru sormaya teşvik edilmelidir. Periton diyalizi uygulaması bilgi ve beceri kombinasyonu gerektirir. Her seans bir sonraki seansla mantıksal açıdan bağlantılı olmalı. Hastaların diyalizi kendi başlarına yürütmeleri için gerekli olan bilgi ve beceri adım adım öğrenmeleri sağlanmalıdır. Yine bazı dersler diğer derslerden önce verilmemelidir. Mesela asepsi, antisepsi kavramları, sterilizasyon, dezenfeksiyon nedir öğretilmeden değişim tekniği ve pansuman tekniği anlatılmamalıdır. Hastalara verilen bilgiler mantıklı olmalı. Aksi takdirde kendinden beklenilenler konusunda kafaları karışabilir ve öğrendiklerini hatırlamakta zorluk çekebilirler. Periton diyalizinde eğitimde neler var? Eğitim konuları pratik, teorik ya da psikomotor bilişsel olarak ikiye ayrılabilir. Uygulamalar periton diyalizi eğitiminin en önemli bölümünü oluşturuyor. Bu bölümde değişim uygulaması, iğne uygulaması, APD uygulaması, örnek alma, el yıkama ve pansuman tekniği konularımız var. Ders hemşirenin amacını, çıkarımını, prosedürünü anlatmasıyla başlar. İlgili beceriyi gösterir, yaptırma benzeşim yoluyla hastaya öğretir. Uygulamalar öncelikle maket kullanılarak anlatılmalıdır. Hastalara eğitimin başında en önemli noktaları anlatın. İlaç uygulamada yanlış uygulamayla peritonit olabilecekleri gibi. Hasta beceriyi eksiksiz uygulamadan başka bir beceriye geçmeyin, atlamayın. Uygulama sırasında yaptığı hatayı tamamlamasına izin vermeden düzeltin. Önemli noktaları vurgulayın ve tekrarlayın. Hasta eğitime katılması için yine cesaretlendirin. Uygulamaları anlatırken ve uygulatırken hastanın fiziki özelliklerini de göz önünde bulundurun. Duyma problemi, görme problemi, sol el kullanımı gibi. Bazen hastaya bir prosedürü öğretirken bilişsel bir kavrama da atıfta bulunmak gerekebilir. Mesela kateter çıkış yeri pansumanını anlatırken kateter çıkış yeri enfeksiyonu belirtilerine de atıf yapmak gibi. Yine ilaç uygulamaları, sıvı örneği alma gibi uygulamalar mutlaka diyaliz torbası üzerinde gösterilip öğretilmelidir. Peritonit bilişsel becerilerde komplikasyonlar, düzenli kontrollerin önemi, acil aramalar, malzeme tekniği, aseptik teknik, kayıt tutma, peritonit, sıvı dengesi ve beslenme. Bu hastalar genelde üremik dönemde olduğu için diyaliz öncesi sonrası eğitime geldikleri için bilgileri basit düzeyde anlatmalıyız. Bilgiler verilirken yine açık, net, karmaşık cümleler kullanmadan, tıbbi kelimeler kullanmadan, sık sık tekrarlar yapılarak ve aile bireylerinin desteği alınarak eğitim verilmelidir. Yine soru cevap tekniğiyle pekiştirmeler yapılmalı bu grupta da. Önemli noktalar vurgulanmalı. Ve uygun görsel, işitsel materyaller kullanılmalı. Eğitimin tekrarı ve sürekliliği yapılan bir çalışmadan, PD'nin başlatılmasından bir yurt dışı çalışması arkadaşlar, 6 ay sonra hastanın kısa yolları denediği, standart değişim yöntemlerinden değişiklikler gösterdiği tespit edilmiş ve aseptik tekniğe uymadıkları tespit edilmiş. Yine Sayın Çelenk ve arkadaşlarının yapmış olduğu Uludağ Üniversitesi'nden bir çalışma var. Çocuk periton diyaliz uygulamalarında tekrarlanan eğitimin önemiyle ilgili 63 hastada
ev ziyaretleri ve tekrarlanan eğitimle hastaların beslenme durumunda düzelme ve peritonit ataklarında azalma gözlenmiş. PD eğitiminin tamamlanmasından ve hastanın evde PD uygulamasına başlamasından sonra hangi hastalara eğitim tekrarı gerektiği tespit edilebilir. Uzun süre boyunca hastaneye yatırılma, peritonit veya kateter çıkış yeri enfeksiyonu sonrası, el becerisi, görme kabiliyeti ve zihin keskinliğinde değişim, farklı bir tedarikçiye ve bağlantı türüne geçiş, PD'de meydana gelen engeller, mesela peritonitinde geçilen süre kaçak olduğu, resting yaptıysanız hastayı tekrar tedaviye almadan önce eğitim tekrarının yapılması. Yine bizim kliniğimizde peritonitle yatan hastanın tedavi süresi ne kadar uzun olursa olsun muhakkak hastaneye yattığı sürede eğitim tekrarına gidiyoruz. Yine 14.02.12 tarihli diyaliz yönetmeliği gereğince de hasta eğitimi tedavi başlangıcında yapılmalı ve 6 ay sonra tekrarlanmalıdır diyor. Eğitim sırasında ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarıyla yıllar sürecek bir ilişki başlıyor. Her ay o hastayı ve o hasta yakınlarını görüyoruz. Bu nedenle aranızdaki hasta hemşire ilişkisinin yapılanmasında ve mesafeyi çok iyi ayarlamanız ve çok çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Hastalarımızı o kadar iyi tanırız ki daha selamlaşırken her şeyin yolunda olup olmadığı hakkında fikir sahibi oluruz. Kontrole getiren kişinin değişmesinden bile bir şeyler çıkarır, sorgularız. Sosyal ve özel hayatlarında var olan olumsuz değişiklikler, ne bileyim maddi durumu bozulmuş olabilir, eşi ve çocuklarıyla arasında iletişimi bozulmuş olabilir. Tedavi sürecini kötü yönde etkilediğini kolaylıkla fark edebiliriz. Mesela kateter çıkışları pansumanının eskisi gibi yapılmaması, diyete uymamaya başlaması, diyaliz döngülerini atlaması, ilaçlarını düzensiz kullanımı gibi durumlarda hastayı sorgularız. Yine fizik muayenesini yaparken kontrole geldiğinde ödemli ise, tansiyonu yüksekse diyetini sorgularız hemen. Eğitim tekrar yaparız, drenaj sorunu var mı yok mu onu sorgularız. Çıkış yerini beğenmemişsek hemen pansumanın nasıl yapması gerektiğini tekrar anlatırız. Değişim yapacağı zaman ellerini yıkarken, değişimini yaparken bazen gizli, bazen aleni heyecanlanıyorlar çünkü. Tekniklerini şöyle bir kontrol ederiz. Yani bütün ünitelerde her kontrol hasta için bir eğitim tekrarı olmalıdır. Ev ziyaretleri, Castro ve arkadaşlarının bir çalışmasında evde eğitimleri tamamlanan 84 hasta üstünde yapılmış ve peritonit oranı eş zamanda hastanede eğitim gören hastalardan daha düşük bulunmuş. Bu çalışmada da bahsedildiği gibi peritonit eğitiminin yeri de tedavinin başarısında etkili. Bir dönem 300'e yakın hastamız oldu kliniğimizde. O zaman yaklaşık bir 100'ü geçti, 110 hasta civarı ev ziyareti yaptık. Bu resim hastanın değişim odası. İzin isteyerek çektim. Çok olması gerektiği gibi. Kendisi de diyalizini yaptığı sırada hemşirem o koltuğa oturuyorum, kitabımı okuyorum demişti. Ve bu odanın terliği ayrıydı arkadaşlar. Odaya gireceği zaman diyaliz saatinde terliklerini değiştirip giriyormuş. Çok hoşuma gitmişti. Ziyaretleri önceden telefon açarak ziyaretin kısa süreceğini, ikram kabul edemeyeceğimizi belirterek ve randevu saatinde giderek yaptık. Benim için müthiş bir tecrübeydi. Çok değişik anlarım oldu. Hastalar inanılmaz memnun oluyorlar. Ve ev ortamında hastayı gördüğünüz için tavsiyeleri, düzeltmeleri orada yapmak daha etkili oluyor. Yapılabilirse peritonit diyaliz için vazgeçilmez bir eğitim şekli olduğunu düşünüyorum. Eğitim sırasında ve sonrasında hastanın öğrenme yoluyla sağladığı ilerlemenin sürekli ve sistematik olarak değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Beceriler otomatikleştiğinde, hatırlatmalar rehberliğe ihtiyaç olmadan gerçekleştiriliyorsa, hatırlatmalar rehberliğe ihtiyaç olmadan hasta sorduğumuz şeyleri yapıyor ve tekniği pratikleştirmişse hastayı hazır kabul ederiz.
Komplikasyonların tanınması, uygun önlemlerin alınması, sözlü soru sorma, gösterme ve yazılı sınavla da hastayı değerlendiririz. Periton diyalizi kliniğinin kalite gelişimi açısından verilen eğitimin ve eğitimcilerin değerlendirilmesi için hastalardaki peritonit oranları, hasta tedavi uyumu, periton diyaliz tedavisinden çıkma sıklığı ve periton diyalizinde geçen zaman gibi kriterler takip edilmeli, belli aralıklarla da değerlendirilmelidir. Bugün toplantımızda hasta açısından periton diyalizi nedir konuştuk. Başarının anahtarı hemşirenin elindedir dedik. Diyalizi kimin yaptığı önemli dedik. Diyaliz eğitiminde dikkat edecek hususları şöyle bir hatırladık. Eğitim tekrarı ve ev ziyaretlerinden bahsettik. Konu periton diyalizi olunca, hele bir de eğitim olunca, kıymetli hocam Sayın Cengiz Utaş'ı anmadan geçemeyeceğim. Kendisini saygıyla anıyorum. Yine yarın liseye geçiş sınavı var. Aydınlık geleceğimizin garantisi yavrularımıza başarılar diliyorum. Pandemi sonrasında güzel etkinliklerde, toplantılarda birlikte olmak dileğiyle hepinize teşekkür ederek sunumumu sonlandırıyorum. Sözü Sayın Karakoç'a devrediyorum. Sayın meslektaşımız Aypiri Eyüboğlu'na sunum için teşekkür ediyoruz. Şimdi katılımcılarımızdan gelen soruları yine konuşmacılarımızla elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Gelen sorularımızdan bir tanesi, hastalarımıza bu dönemde COVID-19 eğitimleri verdiniz mi? Biz şu şekilde yaptık, bu süreci şöyle geçirdik. Hastalara tek tek telefon açtık, bütün hastalarımıza. Gelebilecek durumda, yani sıkıntısı olanları, problemli olanları hastaneye çağırdık. Şikayetlerini hocamıza ilettik, o değerlendirdi. Telefonda genel sağlık durumlarını sorduk. COVID ile ilgili de bilgilendirdik. İlaçları, diyaliz suları gibi problemleri olanlar zaten süreçte eczaneden alabildiler. Bir problem yaşadıklarında destek olduk kendilerine. Evet, teşekkür ederim. Yine gelen sorulardan bir tanesi, periton diyalizinde tedaviye planlı ve uygun zamanda hem fiziken hem psikolojik yönden hazır hale getirildiğinde başlanır. Peki hasta acil ve plansız periton diyalizine başlamak durumunda kalıyorsa bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Aslında eğer acil başlanacaksa hasta ailesiyle birlikte ele alınıyor. Eğer yani zaten periton diyalizine çok acil başlanmıyor ama başlayan hastalar da var. Başladığı zaman katedere ilk önce adapte olması sağlanıyor. Yani ilk önce onu bir yabancı madde gibi hasta da öyle algılıyor. İlk önce onun uyumu sağlıyoruz. Hastayı hasta, aile ve tedavi konusunda birbiriyle bütünleşecek, hastayı ona adapte edecek şekilde daha olumlu yaklaşıyoruz. Tedavilerimize daha hastayı katarak, onu olayın içine sokarak başlatıyoruz. Ve mümkünse daha daha az volümlerle, hastayı rahatsız etmeyecek şekilde, onun hani ağrı olmadığını, işte ağrı çekmediğini, rahatlıkla gelip gittiğini, hani bu işi bir de yapabileceğini gördüğü zaman daha kolay adapte oluyor. Hani hastayı olayın içine sokarak başlıyoruz aslında. Acil de olsa. Evet, evet. Peki, teşekkür ederim. Yine gelen sorularımızdan, peritonitle gelen hastalara eğitim tekrarları yapılıyor mu? Tabii her zaman. Ayper Hanım. Değil mi? Siz tabii, hastaya. Yatarak tedavi verdiğimiz hastalarda da hocalarımız bizimle iletişime geçer. Hastayı yıla ne kadar olursa olsun, yeni olsun, eski olsun, bütün hastalarımıza eğitim tekrarı yaparız. Evet. Tekniklerini değerlendiririz. Hı hı. Tedaviye ilk başlarken seçilen tedavi modalitesinin SAPD ya da APD arasındaki önceliklerin merkezler arasında farklılık göstermesinin sebebi ne olabilir? Yine Leyla Hanım. Mesela tedaviye başlarken öncelikle tıbbi ve sosyal faktörleri öne alıyoruz. Hastanın yaşam koşulları, çalışıyor mu, işte
Herhangi bir işte çalışıyor mu, başka bir uğraşısı var mı, gündüz başka şeyler zaman ayırıyorsa mesela, o hastalara biraz daha hani APD ile başlamak biraz daha hem hasta açısından hem de bizim açımızdan daha tercih edilebilir durum hale gelebiliyor. Evet. Tamamen hastalara dikkat ediyorsunuz ya. Evet, endikasyon ya da kontraindikasyona bakarak karar veriyorsunuz yani. Mutlaka sosyal medya tıbbi endikasyonu göze alıyoruz. Peki, teşekkür ederim. COVID-19 sürecinde PD hastasının PD hastalarına, hemodiyaliz hastalarının bakış açısı da bir farklılık oldu mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü hemodiyaliz hastaları nispeten daha çok hastaneye gelmek zorunda kaldılar. Hani o açıdan peritonealizi eğer tanıdıkları varsa onların evde kalması aslında bunlarda bir belki de bir eksiklik gibi görüldü. Hani kapma işte stresleri daha çok yüksek oldu. Mutlaka hastaneye gitmek zorunda kaldı. İşte en azından diyaliz boyunca maske takmak zorunda kaldı hastalar. İşte kişisel koruyucu ekipmanlar giymek zorunda kaldı çalışan personel. Yani bir değişiklik yaşadı hastalar. Öyle olunca da hani evde kalmak her zaman biraz daha cazipmiş gibi göründü. Hem hasta hem de sağlıkçılar açısından. Evet. Bu dönemde acil peritonealiz kateteri takmak durumunda kaldığınızda eğitimleri nasıl planladınız? Hastanın evine gidip sadece hasta ve siz hiç böyle bir eğitim verdiniz mi? Ya da hiç işte bu dönemde bir peritonealiz kateteri takma şeyiniz oldu mu? Fırsatınız oldu mu? Peritonealiz kateteri takıldı tabii ama hani ev ziyaretleri çok planlanmadı çünkü ISPD'de kılavuzlarında hani bu COVID döneminde eve hani ev ziyaretleri yapılmamasını önerdi. Böyle olunca da hastalara kateter takıldı. En kısa zamanda evlerine yollandı. Daha uzun aralıklarla eğitimlere çağrıldı. Daha çok dijital, telefonla, WhatsApp'la görüşüldü. Hasta eğitim sırasında videolar çekti. Onları hani evinde daha çok tekrar etti. Hani daha az temas, daha iyi eğitimin politikası izlendi denilebilir. Peki pandeminin etkisiyle peritonealizine ciddi bir ilgi bekliyor musunuz? Yani aktif olarak devam etseydi daha çok ilgi olacağını düşünüyorum ben ama biraz daha hafifleyince hani biraz daha bilmiyorum hani o aktif süreç olsaydı daha yoğun olacağını hissediyordum çünkü doktorlar bile buna hemen katetere takıp ne zaman eve yollayabiliriz şeyiyle geldiler mesela. Hani biraz daha uzaklaştırmak, hastaneden, hastalıktan uzaklaştırmak şeyi daha hani olay aktif yaşanırken daha yüzeyeldi ama şimdi biraz daha süreç yayılınca bilmiyorum ne olur. Peki. Aypira Hanım, hastalara ön eğitim verirken pandemi riskini ya da afet durumlarında neler yapacakları ile ilgili neler anlatıyorsunuz? Şimdi biz aday hasta görürken bunun tabii evde yapılan bir tedavi olduğu için daha konforundan bahsederken bu süreçte son dönem böbrek yetmezliği görüşmelerimizde daha evde tedavi yaptıkları için daha güvende olacaklarına dair vurgu yaptık hastalarımıza. Bu şekilde. Peki. Pandemi döneminde eğitim verirken bazı konuları ileri mesela tarihi mi ertelediniz? Sadece nasıl yapılacağını mı, sadece uygulamaları mı gösterdiniz? Yok, bu, biz normal nasıl planladınız eğitimlerinizi? Nasıl evet, yaptınız? Biz bu süreçte 4 hastaya kateter taktık. Hospitalizasyon sürelerini kısa tuttuk, erken taburcu ettik. Kendi özel arabaları olup şehir içinde oturan hastaları eğitime dışarıdan çağırdık. Yine hasta yakınları çok ilgili oluyorlar ve çok kişi eğitime katılmak istiyorlar. Onun için biraz hastayla birebir ilgilenen kişiyle hastayı eğitime aldık. Maske takarak sosyal mesafeyi korumak adına bunlara dikkat ettik. Ünitelerinizdeki yine gelen sorularımızda ünitelerinizdeki hemodiyaliz bölümlerinde farklı tedavi modellerini de hastalara ön eğitiminde anlatıyor musunuz? Peritonealiz veya home HD'nin anlatıldığı böyle bir modülünüz ya da böyle bir programınız var mı?
Adayasta görüşmelerinde öncelikle biz objektif olarak hastanın bütün tedavi seçeneklerini hastaya anlatıyoruz. Hastaya önce misyonunu veriyoruz sizinle hastalığınız hakkında ve tedavi seçenekleriniz hakkında bir görüşme yapacağız. Siz bu görüşmenin sonunda hayat tarzınıza, yaşam şeklinize uygun olan diyaliz yöntemini seçmek üzere bir karar alacaksınız ve doktorunuza görüşeceksiniz şeklinde. Bütün tedavi seçeneklerini, avantajlarını, dezavantajlarını anlatıyoruz. Eğer hasta periton diyaliziyle ilgili daha çok sorular sormaya başlarsa periton diyalizinden de biraz daha bahsediyoruz. Evet. Ev ziyaretleri ve evde birebir eğitimler pandemi sonrası gündeme gelir mi, artar mı şeklinde bir katılımcımızın bir sorusu olmuş. Evet. Şu an bizim ünitemizde bir dönem yaptık sunumunda da bahsettiğim gibi. Olsa güzel olur ama şu an aktif olarak ev ziyareti programımız yok. Evet. Hasta toplantıları yapmanın hastalar üzerinde etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hasta toplantıları yapmak aslında hastaların hani ben yalnız değilim yaşamasına sebep oluyor. Ya o açıdan da hasta toplantıları yapmayı destekliyoruz biz açıkçası. Hani hastanın yanında başkalarını bulması, kendisiyle aynı durumu yaşayanlarla beraber olması aslında onu hem psikolojik olarak rahatlatıyor hem de tedaviye daha uyumlu olmasını sağlıyor diye düşünüyorum ben. Hani biz zamanında çok toplantılar yaptık. Kontrole gelenleri yakınlarıyla birlikte eğitimlere aldık. O dönemde de daha motive olduklarını hissettik ama şimdi bu dönemde çok fazla gruplaşmayı önlemek adına daha izole şeylerimiz oluyor. Hastaları daha çok birebir eğitimlerle ele almaktayız. Ama grup toplantılarını destekliyoruz. Evet. Hasta tedaviyi seçerken kültürel farklılıkların yansıması nasıl etkiliyor? Hayper Hanım, bu konuya bir bununla ilgili bir böyle bir vakanız var mı? Evet, yakın zamanda bu haftanın başında bir Adayas'ta gördük. İranlı hasta. Türkçe bilmiyorlar, rehberleriyle geldiler. Tedavi seçeneklerini sunduk. Periton diyalizine olumlu baktılar. Tedavilerini de rehber eşliğinde gerçekleştireceğiz. Kültürel olarak da bir farklılık olduğunu düşünmüyorum tedaviye yaklaşımlarında. Leyla Hanım, eğitim tekrarlarınızı hastalarınıza ne kadar sıklıkla uyguluyorsunuz ya da nasıl bir plan program uyguluyorsunuz eğitim tekrarlarınızda? Biraz önce dediğim gibi normalde biz eğitim tekrarlarını sürekli yapıyorduk ama hasta sayısı azaldı artık daha izole şeyler şartlar altında. Şimdiki politikamız muayene geldiğinde eğer hastada bir sorun görüyorsak aynı gün hastayı tekrar birebir eğitime alıyoruz. Normalde rutinde yaptığımızda 6 ayda bir PET testi yapıyoruz. PET testiyle birlikte hastayı gelen uygulama ve bilgi konusunda eğitimini tekrarını yaptırıyoruz. Evet. COVID-19 dönemindeki 3 aylık süreçte hemodiyaliz tedavisinden periton diyalizine geçmek isteyen hastalarınız oldu mu? Ya da siz hemodiyaliz hastalarına PD tercih tedavisiyle ilgili bilgi verdiniz mi? Böyle bir deneyiminiz oldu mu? Bizim uzun yıllardır periton diyalizi yapan bir hastamızda diyaliz yetmezliğine bağlı haftada bir hemodiyalize giriyordu. Bu pandemi sürecinde diyaliz merkezine gitmek istemediği için tedavisini programlayarak yine bu dönemi de sadece periton diyalizinde geçirdi. Yani hemodiyalize gitmek istemedi hasta. Evet. Takip ettiğiniz hasta veya hasta yakınlarında COVID pozitif tanısı alan oldu mu? Olduysa nasıl bir tedavi ya da bakım süreci izlediniz? Bizde olmadı. Bildiğimiz hastalarda ya da hasta yakınlarında COVID pozitif bir haber almadık hastalarımızdan. Bizim ünitede şimdi başlatılan bir çalışma var. Bu çalışmanın verilerinde hani çok merkezli bir çalışma. Bizim hastanede yok ama şu an gelen 98 hasta grubundan iki tanesinin
hani birin kendinde, birinin yakınlarında COVID pozitifliği görüldü diye bir seçenek ulaştı elimize ama bizim kendimizde şu an yok, kendi ülkemizde. Evet, evet. Peki Aypir Hanım, size isim olarak bir soru gelmiş. 102 PD hastası olduğundan bahsettiler diyor katılımcımız. Acaba kliniklerinde en fazla kaç PD hastası takip ediyorlar şeklinde? Sesiniz kısıldı başkanım. Bir tekrarlayabilir miyim? Hanım, 102'den sonrasında biraz duyamadım. Bir daha alabilir miyim? Tabii. Evet, soru direkt size hitaben gelmiş. 102 PD hastası olduğunu söyledi. Acaba kliniklerin en fazla kaç PD hastasını takip ettiler? En fazla mı? Sesim. En fazla. En fazla 280 civarıydı takip ettiğimiz hasta sayısı. Yılda 80-90 civarı hastayı sisteme ekliyorduk o dönemlerde. Kontrole gelen hasta sayısı günlük 15 civarı oluyordu. Ve aylık 13 hasta açıldığına şahit oldum. Hı hı. Tedavi seçenekleri anlatılırken ev hemodiyalizi hakkında da bilgi veriliyor mu şeklinde bir katılımcımızdan bir soru gelmiş. Evet, evde mutlaka bütün seçenekler söyleniyor hastaya. Transplantasyondan ev hemodiyalizine kadar hastanın karşılaşabileceği bütün tedaviler anlatılıyor hastalarımıza. Peki yine gelen soru, katılımcılarımızdan gelen sorulardan KBI tedavi seçeneklerinden PD'de bir artış olacağını düşünüyor musunuz? Şeklinde bir soru gelmiş. Ben aslında yeteri kadar periton diyalizinin düşüttüğünü düşünüyorum. Bundan sonra artık yukarı çıkacağı, en azından yeni insidanslarla birlikte hani arttığı görülüyor. İnşallah artacak diye düşünüyorum. Yine gelen sorularımızdan, periton diyalizi tedavisi alan hastanın mesai saatleri dışında size ulaşma imkanı var mıdır? Her zaman var. Mesai saati değil, gece uykuda bile ulaşıyorlar. Hani bizim hastalarımızın çoğunu APD yapıyor. O yüzden de APD gece bağlanıyorlar. Gece olunca da hani çıkan sorunlarda direkt bize hani mesajla, telefonla arayarak her zaman ulaşıyorlar. Biz yani onlara bir telefon kadar yakınız her zaman. Yine Ayperi Hanım, bu soru size hitaben gelmiş. Ayperi Hanım'ın bu kadar tecrübeli ve işini severek yapmasının özel bir sırrı var mı? Yeni başlayan periton hemşirelerine neler önerir? Şeklinde bir soru gelmiş. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Şimdi tabii periton diyalizini seven hocalarla çalışıyorum. Kıymet veren, personeline kıymet veren hocalarla çalışıyorum. 20 yıldır. Bir defa bile böyle hiç birbirimizi incitmeden bu kadar zamanı geçirdik. Yine hastane idaremiz gerçekten periton diyalizine bizlere çok destekler. Katkılarından, yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bence hepsi bir bütün. Hepsi olayı çok güzelleştiriyor ve insan çalışmaktan tabii ki çok zevk alıyor. Evet. Teşekkür ederiz. COVID döneminde peritonit ataklarında bir azalma oldu mu? Acaba hijyene daha dikkat edildiği şu günlerde peritonit sayılarında azalmasına sebep olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Leyla Musun'u da sizden alalım mı? Bence etkisi oldu. Biz hastalarımıza zaten normalde maske, el yıkamayı her zaman anlatıyoruz. Mesela hastalarımız geldiğinde diyorlar ki sizin anlattığınızı artık herkes anlatıyor. Yani bütün televizyonlar, her yerde artık el yıkama, maske takma. Eskiden maske takmayan hastalarımız bile artık zorunlu sürekli maske takıyorlar, o açıdan iyi oldu. Zaten bu dönemde hiç peritonitli hastamız olmadı. O da sevindirici oldu. Biraz daha dikkate sebep oldu diye düşünüyorum COVID'de. Evet, siz değerli konuşmacılarımıza bu güzel sunumları ve sorulara katkıları için çok teşekkür ediyorum. Verimli bir toplantı olmuş olmasını ümit ediyorum.
yine bu değerli zamanını ayırıp bu cuma akşamı özel zamanından fedakarlık yaparak bizleri dinleyen değerli katılımcılarımıza, bu toplantıdaki destekleri için Fresenius Medical Care firmasına, Dernek Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayınımızda tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz.